Floransa'da Bargello Ulusal Müzesi'ndeyiz ve Verrocchio'nun David heykeline bakıyoruz. Bu David veya Davut heykeli, Donatello'nun Tunç'tan yapılma Davidinden muhtemelen 25 yıl kadar sonra yapılmış. Rönesans döneminde Floransa'da pek çok David heykeli yapılmıştır. Tabi Hristiyanların David dediği bu figür İslam geleneğinde de yer alıyor ve biz Davut diyoruz biliyorsunuz. Davut, Calut'u öldürüyor ve kral oluyor. Bu arada Calut'un Hristiyan batı dünyasındaki adı da Goliath, Goliath ya da Goliath şeklinde İngilizce söyleniyor. Türkçe'de Goliath olarak da geçiyor. Bunu görmek mümkün. Şimdi bu heykelin Floransa'da yer alması çok mantıklı çünkü bu olayın Floransa için büyük bir önemi var. Rivayete göre David aslında çok da öne çıkan bir figür değil ama gün geliyor Tanrı'nın yardımıyla düşmanını yenmeyi başarıyor. Zafer kazanan David imgesi sebebiyle Floransa hükümeti ve şehrin önde gelen zengin banker ailesi Medici'ler kendilerini David ile özdeşleştiriyorlar. Zaten bu incelediğimiz heykelin siparişini de Medici'ler veriyor. Heykeli yapan heykeltıraş aynı zamanda ressam olan Verrocchio. Kendisi çok ünlü bir sanatçıydı ve Floransa'da büyük bir atölyesi vardı. Leonardo da Vinci Verrocchio'nun öğrencilerindendi. Resim yapmayı ondan öğrendi. Heykele geri dönecek olursak Verokyo burada Davidi mücadeleden hemen sonra göstermiş. Bu genç çoban İsrailoğullarından kimsenin cesaret edemediği bir görevi üstlenmiş. Dev cüsseli cadutla ya da diğer adıyla Goliatla savaşmak. Aslında şartlar hiç ondan yana gibi durmasa da Tanrı'nın yardımıyla zafere erişiyor. Verokyo, Davidi kendinden emin genç bir adam olarak tasvir etmiş. David, Goliath'ın kaşlarının ortasına bir taş isabet ettiriyor. Daha sonra yere düşen savaşçının kılıcını alıyor, boynunu kesiyor. Biz de zaten burada o sahnenin hemen ertesini, hemen sonrasını görüyoruz. David, kestiği kafayı adeta bir zafer hatırası niyetine ayaklarının olduğu yere koymuş. Bu heykelle ilgili beni en çok şaşırtan şey, heykelin Donatello'nun yaptığı, neredeyse aynı ölçekteki versiyondan epey farklı olması. Verrocchio'nun figürü kuvvetli, kemikli ve çok daha gerçekçi duruyor. Donatello'nun figürü de aslında epey gerçeğe yakın olsa da en nihayetinde idealize bir figür ve akla klasik çağdaki güzellik anlayışını getiriyor. Verrocchio ise bu klasik çağ öğelerini silip atmış, sanki Floransa sokaklarında yürüyen 14 yaşındaki bir oğlanı bulmuş da stüdyosuna getirip heykelini yapmış gibi. Evet, Donatello'nun daha önceden yaptığı heykele kıyasla aradaki farklar bunlar diyebiliriz. Figürlerin her ikisi de kontraposto duruşundalar. Bu duruş, antik Yunan, antik Roma ve Yunan sanatından ilhamla figürleri ayakta dururken tek bir bacağa ağırlık verecek şekilde tasvir etmekten ibaret. Bunun sonucunda da kalça ve omuzlar bu heykellerde gördüğünüz gibi şekil alıyor. Her iki figür de bu bakımdan klasik antikiteyi hatırlatıyor, doğal bir hareket halindeler. Dolayısıyla her iki sanatçı da insan anatomisini gözeterek eserlerine bunu yansıtmış. Ama bu David yalnızca gerçekçi değil, güzeldi. De. David'in güzel yüzü ile Goliat'ın yaralı, yamuk yumuk yüzü birbirlerine tam zıt. David'in sol dirseğindeki kemiksi yapıyı görüyor musunuz? Sanatçı burada genelde henüz yaşı küçük olan olan çocuklarında görülen vücut anatomisine dikkat çekmek istemiş. Verrocchio için güzel bir kıvrımdan ziyade bu kemiğe dikkat çekmek daha önemliydi. Evet, videonun sonuna geliyoruz. Heykel tamamlanıp Medici ailesine teslim edildikten sonra Signorina Sarayı'na satılacak ve böylece Floransa Belediye Binası'nda sergilenecekti. Bu da David'in Floransa'daki hem özel yönetimler hem de kamu iktidarları için ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor.